Erdan Yanardağ, Evren Özalkuş ve ben iyi akşamlar diliyoruz ve 4 soru 4 yanıta başlıyoruz. Merhaba hocam, merhaba sevgili seyirciler. Hocam sizin hemen bayramınızı kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizin ana haber sırasında kutlamıştım. Tabii ki hepimizin tekrar tekrar kutlu olsun bayramı. Evet, bugün Zafer Bayramı 101. yılını kutluyoruz. Daha kim bilir kaç yüzyıl, kaç bin yıl daha kutlamaya da devam edeceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi siz bir hazinesiniz. Bir zafer bayramı geçiriyorsak eğer beraber, bunun anlamını size sormak ve sizden faydalanmak lazım. Hemen hatırlatalım, Merdan da kutluyor tabii bu bayramı içeriden. Merdan zaten, Merdan Yanardağ değerli izleyiciler, sürekli olarak bizle beraber. Yani biz onun kalbinde ve kafasındayız, yüreğinde ve beynindeyiz. O da bizim yanımızda, kalbimizde, kafamızda, evet, ekranda her dakika beraberiz. Şimdi tabii bu klişeleşmiş şeyler. Zafer Bayramı, Atatürk, 30 Ağustos, Dumlupınar, işte başkomutan, başkomutanlık muharebesi diyorlar. Yanlış, başkomutan. Başkomutan savaşı. Başkomutanlık olur mu? Başkomutan. Atatürk orada. Mustafa. Zaten başkomutan var. Başkomutan. Zaten başkomutan olarak Sakarya'ya hazırlanıyor ve Dumlupınar'ın temellerini, yani son zaferin temellerini Sakarya'da atıyor. Şimdi değerli izleyicilerime bazı gerçekleri hatırlatmak istiyorum. Pek bilinmeyen, pek konuşulmayan gerçekler var. Şimdi birinci gerçek, İstiklal Savaşımızın yenildiğimiz bir muharebesi var. Bunun üstünde hiç kimse durmaz. Halbuki bu yenildiğimiz muharebe çok çok önemli. Olay şu, yenildiğimiz muharebe Sakarya Savaşı'ndan bir yıl önceki, yani 1920'de Kütahya-Eskişehir Muharebesi. Şimdi İzmir'i 1919'da işgal ediyor Yunanlılar. O arada işte orada bir takım Yunanistan'da değişiklikler filan oluyor. Konstantin adlı bir kral başa geçiyor siyasal olarak ve Bizans İmparatoru 1. Konstantin'in hayalleriyle Anadolu'yu yeniden fethedip Bizans'ı yeniden kurma gibi bazı rüyalar görmeye başlıyor. Arkasında İngiltere, Fransa, İtalya var. Tabii. İzmir'i de işgal ettikleri zaman Yunanlılar 1919'da bu güçlerin desteğiyle hedef Anadolu. Dolayısıyla Yunan ordusu ilerlemeye başlıyor ve Konstantin, şimdi İstiklal Savaşı başladığında, yani ilk Yunan askerleri İzmir'e çıktığında Yunanistan böyle bir savaşa hazır değil. Yani seferberlik ilan ediyor, bir şeyler yapıyor, asker topluyor filan ve bir türlü o şeyi, işgal kuvvetlerini toparlayamıyor. Fakat Kral Konstantin başa geçtikten sonra bunu bir siyasal hedef, siyasal bir böyle bir anlamda onların ulaşmayı istedikleri bir rüya olarak tanımlıyor ve hem askerleri, yani insanları seferberlik yaparak askere alıyor, hem Türkiye'deki, yani Anadolu'daki orduları destekliyor ve büyütüyor, hem de siyaseten Avrupa'da özellikle İngilizlerle çok yakın bir işbirliği halinde Anadolu'nun fethine girişiyor. Şimdi bir defa bunu bilmek lazım. Yani şimdi değerli izleyiciler, bir takım kendini bilmezler ki bunların esas özelliği Atatürk düşmanlığı. Tabii. Maalesef inanılmaz bir biçimde bazı çok ünlü yazarlarımız, bazı çok ünlü yazarlarımız diyeyim, işte akademisyenlerimiz filan, politikacılarımız tabii filan, nedense böyle bir Atatürk düşmanlığıyla hasta olmuş halleri var. Dolayısıyla tarihi saptırmaya çalışıyorlar. Mesela, yani şimdi adını vermeyelim, bunların çok ünlülerinden biri, böyle bir romanlarından birinde şey iddia eder, bir
roman kahramanının ağzından filan. Efendim işte İstiklal Savaşı o kadar büyütülecek bir savaş değildi. Bir basit bir Türk-Yunan savaşıydı filan. Ne oluyor? Yedi düveli yenmişiz filan. Şimdi tabii rahmetli oldu. Rahmeti Rahman'a kavuştu. Ben görsem kendisine şunu soracaktım. Yahu kardeşim tamam sen Türk-Yunan savaşı diyorsun da Sevr'de ve Lozan'da. Hadi Sevr'i geçtik. Sevr yırttık attık. Lozan'da yeni Türkiye meclisi, büyük meclisi karşısında Lozan'ı imzalayan niye 9 tane devlet var? Niye İngiltere, Fransa, İtalya, hatta Japonya, daha Yugoslavya'nın parçaları o sırada filan. Nasıl oluyor yani bu? Değil mi? Madem yani, sadece Türk-Yunan Savaşı'ydı. Evet, şimdi bunları yani çok ayıp, çok böyle tarihi saptıran abuk sabuk şeyler. Sonra bir tanesi de mesela gene çok ünlülerden. Efendim işte Lozan'da bilmem kaç milyon kilometre kare Osmanlı toprağı kaybedildi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme, büyüme dönemindeki sınırlara bakıyor. Ya arkadaşlar Osmanlı topraklarında 1,5 milyon kilometre kare toprağı Abdülhamit kaybetti. Abdülhamit. Şimdi bizim tabii bu Atatürk düşmanlarının özellikle politikacıların Abdülhamit hayranlığını, Atatürk düşmanlığını anlıyorum. Yani onlar işte Yunan galip gelseydi hilafet devam ederdi gibi saçmalıklar iddia ediyorlar. O da mümkün değil tabii. Yani belki bir halifeyi kukla olarak tutarlar da orada ama yani hiç kimse onun ne dediğine bakmazdı falan. Neyse. Şimdi Abdülhamit'i Ulu Hakan diye öne sürüyorlar. Abdülhamit de Ulu Hakan diyen işte bir şair var. O şair Abdülhamit'i Ulu Hakan yapıyor. Onun izinden gidenler Abdülhamit'i Ulu Hakan diye sunup onun peşinden gidiyorlar ve Abdülhamit'i öne çıkarıp Atatürk'ü karalamaya filan çalışıyorlar. Şimdi oysa Osmanlı İmparatorluğu Abdülhamit döneminde yıkılıyor. 1,5 yani, milyon metrekare toprak kaybediyor. Bakın nereleri kaybediyor? Kuzey Afrika'yı kaybediyor. Yani işte Tunus, Fas, Cezayir filan. Balkanları kaybediyor. Arap Yarımadası'nı kaybediyor. Mısır'ı kaybediyor. Kıbrıs'ı kaybediyor. Şimdi bu yetmiyor. 1881. Tabii 1881 imparatorluğun sonu, bitişi. Hı hı. Yani herkes imparatorluğun 1918'de Sevr'le bittiğini söyler. Öyle değil. 1881'de Düyun-u Umumiye, evet, borçlar yönetimi ilan edildiği zaman imparatorluk bitiyor. Doğru. Bunu da ilan eden Abdülhamit. Tabii onun doğrudan sorumlusu Abdülhamit değil. Orada tarihe aykırı bir şey söylemeyelim. Ta 1774'ten yani Küçük Kaynarca'dan hatta 1699'dan Karlofça'dan beri gelen Osmanlı'nın yenilmesi ve özellikle endüstri devrimini anlamayıp, endüstri devrimini kavrayamayıp onun dışında kalması ve endüstri devrimi sonrasında bütün din, tarım imparatorluklarının yok olması, milliyetçilik akımlarının çıkması, o milliyetçilik akımlarının Osmanlı İmparatorluğu'nu teker teker bölgeleri alarak her bir milliyet adına yıkması ama bunun gerisinde yatan esas sebep Osmanlı'nın ve endüstri devrimini kavrayamadığı için askeri gücünü yitirmesi. Hı hı. Şimdi Osmanlı'yı hiç küçümsemenin veya fazla büyümsemenin de bir anlamı yok. Tarih içinde Osmanlı çok ciddi bir dünya imparatorluğu. Tabii. Yani Roma'nın devamı. Çünkü Bizans adı sonradan uydurulmuştur. Doğu Roma. Yani Roma işte Konstantin İstanbul'a geliyor. Doğu Roma'yı İhya etmek istiyor. O Roma şehrini bırakacak İstanbul'da. O Roma'dakiler hem senatörler hem oradaki komutanlar isyan ediyorlar. Büyük savaşlar oluyor. Konstantin onları Üsküdar civarındaki bir yerde bir şeyde yeniyor. Hatta Hristiyan dininin
sembollerini kullanıyor kalkanlarında askerleri. İlk defa şeyde tarihte dini sembolleri ordusunda kullanan Konstantin'dir. Bizim Muaviye yani Hazreti Ali'ye karşı Kur'an-ı Kerim yapraklarını mızraklara taktıran Muaviye onu taklit etmiştir. Ondan sonra gelir. Hı. İlk kullanan Konstantin. Biliyor mu bilmiyor mu tarih onu öğrenerek mi ama yani o sıralarda zaten siyaset yönetim eşit değil. Neyse yani şimdi lafı uzatmayalım. Doğu Roma'yı Fatih Sultan Mehmet fethedince dünya imparatorluğu oluyor Osmanlı. Tabii. Yani değerli izleyiciler bunun yani ben pek çok defa bunu tekrarladım. Osmanlı Türk tarihinde iki tane dahi var. Birisi Fatih Sultan Mehmet, birisi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi tarihin akışına bakarsanız Fatih Sultan Mehmet'in dehası tarihin akışına uygun. Çünkü Osmanlı genişlemiş. Niye Osmanlı genişlemiş? Çünkü 4. Haçlı Seferleri hem Bizans'ı işgal etmiş, imparatorluğu yok etmiş. 50 yıl sonra da çekilirken 1200'lerde geliyor, 1204'te. 1250'lerin ortasında da giderken şeyde Balkanlarda birçok kendi düklerini, işte kontlarını orada küçük devletçikler halinde ve küçük kilisecikler halinde, Bogomiller, şunlar bunlar bırakıyor. Bunlar Bizans'a saldırıyor. Onlar çünkü Katolik kökenli. Katolik ve Latin kökenli. Bizans Ortodoks. Evet. Bizans bunlara karşı Osmanlı'dan yardım istiyor. Yani Orhan Gazi'ye işte Çimse Kalesi'ni vermesi ve Osmanlı'nın Trakya'ya atlaması Bizans'ın sayesinde oluyor. Niye Bizans bunu bile bile bir Müslüman beylikle işbirliği yapıyor? Çünkü kendi dininden olan Katolikler ve Latinler taciz ediyorlar imparatorluğu. Evet. Fakat işte bu sayede göbekte, Anadolu'nun göbeğinde duran Karaman oğullarına rağmen gelişen Osmanoğulları bir süre sonra Bizans'ı yutuyor. Yani baktığınız zaman tarihe Osmanlı'nın Bizans'ı yutacağı belli. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet, buna tabii onun dedesi Yıldırım Beyazıt teşebbüs ediyor. Fakat Bizans klasik usullere başvuruyor. Nasıl kendisi Ortodoks Katolik ayrımıyla zayıflamışsa Türkleri ve Müslümanları da böyle kullanıyor. Timur Lenge oradan şey yapıyor, kışkırtıyor. Timur geliyor, Doğu Türkleri geliyor Yıldırım Beyazıt'ın ordu Osmanlı ordularıyla. Osmanlı orduları dediğinde ailenin ordusu, Osmanlı ailesinin ordusu. Öbür ailelerin Osmanlı ordusundaki bölükleri Osmanlı'ya ihanet ediyorlar. Yani yok işte sislerin içinden Timur'un filleri çıkmış da korkmuş filan. Olur mu? Karahisarların okçuları Osmanlı'yı okluyor. Kendi şeyindeki, ordusundaki filan. Dolayısıyla oradan bir 50 yıl kazanıyor. 1200 ve 1402. 1200'de 4. Haçlı Seferi geliyor. 1400'lerde Timur geliyor. 1402. Fetih 1453. 50 yıl kazanıyor. Evet. Bizans. Ama o kadar. Ve Fatih hakikaten bir dahi. Yani o işte büyük topun hesaplarını o yapıyor, Orban'ı buluyor, getirtiyor filan. Yani bakılırsa tarihe görülür. Çünkü yabancılar da bunları yazıyorlar. O işte meşhur çan olayı, Ayasofya'nın tepesinde bir çan var. Onun düşmesi bütün Avrupa'yı sarsıyor filan diye Stefan Zweig filan yazıyor. Müthiş. Şimdi çok büyük bir deha ama tarihin akışına uygun. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı tarihin akışına ters. Tarihin akışını bu topraklarda değiştiriyor. Tarihi değiştiriyor Mustafa Kemal Atatürk. Bütün beklentileri boşa çıkartıyor evet. Ve tam tersi evet. Bir sonuç doğuruyor. Şimdi çok basit bakın dünya tarihine bakıldığında Birinci Dünya Savaşı endüstri devriminin tarım dönemini yok etmesidir. Başlangıcı Fransız devrimidir. Evet. Birinci Dünya Savaşı Fransız devriminde 1789'da yani 18. yüzyılın sonunda başlayan hareketlerin, endüstrileşme hareketinin imparatorlukları ve krallıkları yok etmesidir. Fakat bu değişme süreçleri çok sancılı oluyor değerli izleyiciler. Türkiye
Türkiye'nin devrimi de böyle oluyor. Yani şu anda yenilmiş görünüyor. Hiç yenilmez. Yani hemen hatırlatayım, Fransız devrimine bakın, birazcık bakın. Önce 16. Louis'i indiriyorlar, kellesini kesiyorlar filan. Ondan sonra işte Robespierre'ler, Marat'lar, şunlar bunlar bu sefer birbirlerini yiyorlar. Derken işte konsül dönemi filan derken Napolyon çıkıyor, bir imparator. Evet. Hadi ondan sonra o bu sefer onunla uğraşıyor Avrupa, onu yok etmeye çalışıyor. Napolyon çünkü endüstri devriminin temelinde yatan kapitalizmin esas paraya dönük kurallarını getiriyor. Yani hukuku değiştiriyor. Hı hı. Yani iş yeri kavramı yok mesela hukukta. Fabrika kavramı yok hukukta. İşçi kavramı yok hukukta filan. Yani çiftçi var, işte kont var, dük var falan. Neyse. Ve sonra Napolyon da gidiyor. 18. Louis geliyor. Efendim, ondan sonra işte tekrar işte onun darbesi var, bilmem ne var. Louis Bonaparte'ın falan böyle bir takım şeyler Fransa'da. Ve yani sanki böyle Avrupa tekrar eski haline dönmüş gibi görünürken Vestfalya anlaşmaları falan filan ulus devletler çıkıyor ortaya. Birinci Dünya Savaşı işte bu hırgürün, bakın 1789-1914. 1789, 1800'e hadi sıfırlayalım. 1800'den 1914. 114 yıl. Yani 89'dan da 11 yıl var. 125 yıl. Yani Fransız devriminden 125 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı dünyayı biçimlendiriyor. Ve Osmanlı'yı yok edip topraklarını paylaşıyorlar. Şimdi bunu görmeden Atatürk'ü filan anlamak mümkün değil. Çünkü Osmanlı işte aynen Napolyon'un veya Fransız devriminin ya da işte ulus devletlerin karşısında çaresiz kalan bütün öteki Avrupa devletleri gibi Osmanlı İmparatorluğu bitmiş çökmüş. Yani Osmanlı İmparatorluğu tesadüfen filan yenilmiyor. Hani diyorlar tarih kitaplarında Almanya yenildi onun için Osmanlı da yenik sayıldı filan. Yok efendim, yeniliyor. Yani Balkanlarda yeniliyor, Balkanları kaybediyor, Arabistan'da yeniliyor falan. Tabii müthiş kahramanlık öyküleri var. Müthiş kahramanlık öyküleri var. Yani hani kahramanlığa geldiği zaman hakikaten üstümüze yok. Son nefesine kadar savaşıyor ve kazanıyor bazen de. Komutanlar filan da öyle. Üstelik İstiklal Savaşı'nın komutanları da bu savaşlardan gelen, tabii Mustafa Kemal'in seçtiği komutanlar, Enver'in bozduğu bir ordu değil. Enver maalesef o başka hayaller peşinde ve o tarihi anlayamıyor. Tarihi yakalayamıyor. Arada çok büyük fark var Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında. Enver Paşa bu yaptığım benim şimdi çözümlemeyi görmüyor. Yani Avrupa'nın endüstri devrimiyle Osmanlı'nın önüne geçtiğini anlamıyor, görmüyor. Fark etmiyor. Evet. Başka tedbirler. Çok önemli şeyler yapıyor. Enveriye diye bir yazı icat ediyor. Şimdi değerli izleyiciler, Arap alfabesi aman çok güzeldi. Yazımızı yok ettiler. Tarihimizi okuyamıyoruz filan. Palavra. Palavra. Arap alfabesiyle Türkçe yer isimlerini yazdığın zaman ne olduğu anlaşılmıyor kardeş. Çünkü sesli harfler yok. Sessiz harfler de yazıyor. T, R, K. T, R, K harflerini yazıyor. Türk diye de okunuyor, Trak diye de okunuyor, Tereke diye de okunuyor, her türlü okunuyor. Şimdi Genelkurmay emir yazacak, bunu İlber Ortaylı çok güzel anlattı. Bre cahiller filan diyor, o lafını esirgemiyor tabii. Ben saygılı konuşuyorum gene ama o tabii çok kızıyor da. Tarihçi de olduğu için bre cahiller filan diyor. Yani bir birliğin bir yerden bir yere intikal etmesi, yürümesi için emir yazacak. O adı yerin, o yerin adıyla o yerin adının bilinmesi, okunması zaten o sırada isimler filan. Yani oradan örneğin Enver Paşa harflerin arasını açan ve sesli harfleri de yani elifi filan da kullandıran bir alfabe yapmaya çalışıyor. Olmuyor. Şimdi Mustafa Kemal daha bakın bugün Cumhuriyet Gazetesi müthiş bir şey bugün bir nüsa çıkarmış. Keşke yanımda getirip de gösterseydim. Çok güzel bir birinci sayfa 30 Ağustos'u ve
Orada tarihe ilişkin çok önemli yazılar var. Benim yazım bugün yok. Çarşamba günleri benim yazım yok. Yani sanmayın ki kendimi anlatıyorum. Kendimi de anlatırım, ondan çekinmem. Benim kompleksim yok. Ama tamamen yani gazetenin yazı işleri ve yazarlarının ortak şeyiyle, çabasıyla müthiş bir gazete hazırlanmış. Orada bütün bunların ayrıntıları alanda var. Daha yani Harbiye'de Mustafa Kemal Osmanlı'nın yıkılıp yeni bir Türk devletinin kurulmasıyla imparatorluğun kurtulacağına inanıyor. Daha şimdi, Harbiye'de. Evet, şimdi Evren Hanım, değerli izleyiciler, o sırada Harbiye Osmanlı İmparatorluğu'nun en çağdaş okulu, en modern okulu, en bilimsel okulu, yani topçu yetiştiriyor, işte logaritma öğretiyor veya işte geometri öğretiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan, tanjantlar, şunlar, bunlar. Efendim tarih öğretiyor, ata binmeyi öğretiyor, at binmek derler onu. Silah öğretiyor. Tarih öğretirken ne öğretiyor? Tabii savaşları ve yenilgileri öğretiyor. Yenilgileri. Niye yeniliyorsun? Bakıyorsun, bakıyorsun. Yenilgiler 1699 Karlofça, ondan sonra Esas 1774 Ermeni sorununu da yaratan Rusya'ya yenilme. Hı. Ve orada işte Rusların Türkiye'deki Ermenilerin de koruyucusu olması, İngiltere'nin bunu görünce çıldırması. Bak 1774'te Rusya'nın şeyine giriyor, Osmanlı etkisine giriyor. 1854-53 Kırım Savaşı. 1774'ten 1800'e 74-80 26 yıl. 54 daha. 90 yıl. 70-90 yıl. Bravo, iyi, çok iyi. 90 yıl. Yani Rusya Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerinde nüfus sahibi olduktan 90 yıl sonra İngiltere habire borç vereyim, borç vereyim derken borcu da veriyor. Osmanlı'yı da Kırım Savaşı'yla Rusya'ya karşı savaşa sokuyor. Evet. Ondan sonra zaten bitiyor iş. Yani zaten 1774 küçük kaynarca, hiç unutmayın. Yani Ermeni soykırımı iddialarının da altında o var. Osmanlı'nın bu işte Rusçu, Fransızcı, İngilizci nazırları vesairesi. Abdülhamit'in güya denge politikası gütmüş efendim. Yıkımı, çöküşü önlemiş. Ne önlemiş? Çıkış. Çöküşe imza atmış. Çöküşe imza atmış Abdülhamit. Kendi tahtının devamını sağlamış, hı hı, sadece. Evet. Yani. Şimdi işte Mustafa Kemal aynen benim bugün gördüğümü, rahatça söylediğimi o zaman fark ediyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü o zaman dünya tarihine böyle bakan yok. Yani çok az kişi var. Marksizm, sınıfsal çözümleme, demokrasi, insan hakları falan yok böyle bir şey. Yani yeni, çok yeni şey halinde, yani bir fide halinde bile değil, tohum halinde. Milliyetçilik ta böyle Kırım'dan Balkanlara, Balkanlardan Türkiye'ye falan gelmeye çalışıyor. Bazen Kafkaslardan da iniyor çünkü. Ama mesela Ziya Gökalp 1910'lar, 1900'lerden sonra İttihat Terakki Cemiyeti, İttihat Terakki Yönetimi'nin adı İttihat, İttihat Ögelerin Birliği. Hangi ögelerin? Hristiyan, Ortodoks, Katolik, Yahudi, Arnavut, neyse o tür ögelerin. Yani İttihat ve Terakki Cemiyeti ve İttihat ve Terakki tırnak içinde devrimciliği aslında Osmanlı'yı oluşturan farklı etnik ve dini grupların birlikteliği üzerine Osmanlıcılıkla gelmiş. Hala oradan çözüm arıyorlar. Halbuki o teker teker gidiyor. O da çok klasik. Özellikle yani Balkanlar ve adalar falan öyle kaybediliyor ve oradaki azınlık ayaklanıyor. Hı hı. Silahla saldırıyor. Hı. Osmanlı güçlü hala. Ordusunu yolluyor, onu bastırıyor. Onlar Avrupa'ya şikayet ediyorlar. Avrupa geliyor, işte Berlin'de konferans topluyor. Bilmem Londra'da konferans topluyor filan. Orada özerk yönetim kuruyor bir nevi. Öyle bir yönetim ki Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var içinde. Hı hı. O özerk yönetim bir süre sonra bağımsızlık ilan ediyor. Ya model bu. Ya bakınız Osmanlı böyle böyle
parçalar alınıyor Osmanlı'dan. Özellikle Balkanlar, adalar falan böyle gidiyor. Şimdi Atatürk bunu görmüş. Fakat büyük bir felaketle karşı karşıya kalıyor. Çanakkale'deki savunmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı kaybedilince ülke işgal ediliyor. Yani bu dönemi dünyayı görmek lazım ve dünya Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu yok ediyor. İşte Almanya bir ayrı bütün yeni işte şeyde petrol bölgeleri o cetvelle çiziyorlar ya. Ben cetvelle çizilmiş gibi denir. Arap ülkeleri hakikaten cetvelle çiziyorlar. Tabii. Sykes-Picot anlaşmaları falan filan. Yani baktığınız zaman hemen bunları göreceksiniz. Benim burada söylediğim bir takım isimlere filan bakın Google'da hepsini göreceksiniz. Şimdi bir yeni devlet kuracak ama devlet kalmamış. Ortada, evet. Devlet yok. Osmanlı bitmiş. Yani Sevr Osmanlı'yı yok ediyor. Sevr'den önce Mondros imzalanmış. Hem de işte Rauf Bey gitmiş imzalamış. Osmanlı bunu imzalamış ve padişah hakikaten padişahlığını, tahtını yani halifeliğini ve sultanlığını. Aslında padişah, halife, sultan demek. Hem halife, Allah'ın yeryüzündeki peygamberin devamı, temsilcisi, hem sultan. Onun için yani saltanat da sultandan gelir. Hmm. Sultan, saltanat, halife, sultan. Biz ona padişah diyoruz düzgünce. Ya, güzel bizim terimiz, ben onu seviyorum. Onu korumaya çalışıyor. Ve bunu da İngilizler, dünya egemeni olduğu için İngilizlere sığınarak yapmaya. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa o kadar çaresiz ki yani Osmanlı'nın bir ulus devlete dönüştürülmesi projesi kafasında başlamış ama ülke işgal edilmiş, devlet kalmamış. Yani ve oradan sonra işte daha bakın yani İstanbul'da işte bir 6 ay var geçirdiği onu bizim Alev Coşkun çok güzel kitaplar yazdı Mustafa Kemal'in geçmişi hakkında. O İstanbul'da hazırlığı hakkında. Arkadaşları işte bir şey mi yapacaksın Kemal filan diyorlar. Evet diyor falan ve Anadolu'ya geçiyor. Savaşa karar vermiş. Savaşa karar vermiş. Kimsenin haberi yok. Evet. O ülkeyi kurtaracak. Evet, evet. Yani yanında 13 kişi midir nedir işte o şey, arkadaşlarıyla. Hı hı. Biri doktordur, biri Mazhar Müfit Kansu'dur. Onlarla biniyor Bandırma vapuruna gidiyor. Üstelik biliyorsunuz hep söylenir yalan. Padişah Vahdettin Mustafa Kemal'i Anadolu'ya kurtuluş savaşı yapsın diye yolladı. Bir sandıkta altın verdi yanına denir. Külliyen yalan. Ama öyle bir yalan ki başı doğru. Yollayan hakikaten Vahdettin. Ama niçin yolluyor? İngilizler Vahdettin'e diyorlar ki bana bak orada bir takım kıpırdanmalar var bizim işgalimize karşı. O fena yaparız. Orayı da hemen işgal ederiz. Asker çıkarırız. Sen de tahtından olursun. Oraları düzelt. Git bunları bastır diyorlar. Vahdettin de bunun için Mustafa Kemal'i tanıyor o şeyden. Veliahtlığında çünkü beraber Almanya'ya gitmişler. Mustafa Kemal'i görevlendiriyor. Mustafa Kemal'in dehası oradan belli. Kendi görevini yazarken kimsenin dikkat etmediği çok basit bir cümle koyuyor. Oraya ordu müfettişi olarak gidiyor. İşte 3. ordu, 9. ordu oralarında değişiyor filan. Ordu müfettişi hepsinin üstünde bir rütbeyle gidiyor ordu müfettişi olarak. Hepsine emir verme yetkisi var. Neresi diyor şey? İşte böyle gayet belirsiz bir biçimde hemen şöyle şu alan filan. Diyorlar. Orayı öyle geçiştiriyorlar. Arkadaşları var çünkü Erkan Harbiye'de. Bir cümlecik koyuyor. Askeri makamlara emir ve sivil makamlarla yazışma. Bu müthiş. Bunu kullanıyor. Bunu kullanıyor. Sivil makamlarla yazışma. Yazışma yetkisi. Ne? Sivil makamlara emir olarak. Evet. Algılıyor ve uyguluyor. Ve dolayısıyla oraya geçtikten sonra hem askeri birliklere hem de işte valilere, bu tasarruflara, neyse işte kaymakamlara, şunlara bunlara emir yolluyor. Ve şeyi öyle topluyor. Yani Erzurum Kongresi öyle, Sivas Kongresi öyle, Büyük Millet Meclisi öyle. Müthiş bir zeka ve müthiş bir hazırlık.
Ve Cumhuriyet o zamandan daha yani Bandırma Vapuru'ndan indiğinde aklında. Nereden anlıyoruz? Amasya genelgesi. İner inmez hemen Amasya'ya geçiyor. Oradan bir genelge yayınlıyor. Diyor ki yani işte düşman işgal etmiştir. Bundan sonra ülkenin kaderine ülkenin halkı hakim olacaktır diyor. Aslında Cumhuriyet'in anayasasını orada Amasya genelgesinde ilan ediyor. Evet yani bunları bilmek lazım. Şimdi 30 Ağustos'a böyle geliniyor. Şimdi oradan gelelim hemen bağlıyorum belki başka yok, bir yere. Yok daha var hocam vaktimiz. Bir yere geçeceğiz çünkü değil mi? Anomiye geçeceğiz. Evet. Devlet yok dedim. Şimdi başta söylediğim bu Eskişehir-Kütahya Savaşı'nın kaybına gelelim. Yani başlıyor işte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben hep söylüyorum. Şimdi değerli izleyicilere de hatırlatayım. Boynunda fetva var, idam fetvası. Dürrizade'nin Mustafa Kemal ve arkadaşları idam edilmelidir denen fetvası var. Ne zaman bu fetva çıkıyor, yayınlanıyor ve ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor biliyor musunuz? Yani öyle bize anlatıyorlar. Efendim Erzurum Kongresi şu tarih, tamam. Sivas Kongresi bu tarih, tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o zaman Türkiye adı da yok. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı efendim 1920-23 Nisan filan. Sonra bir başka bölümde isyanları anlatıyorlar. Şu isyan, bu isyan, işte birinci bilmem ne isyan, ikinci bilmem ne isyan, çoğu dini şeyli ve o isyanların temelinde işte Dürrizade'nin yazıp, aslında bir Mustafa var, o yazıyor da, o hazırlıyor. Sonra o değişiyor, Dürrizade onu imzalayıp Vahdettin'e götürüyor. Vahdettin de imzalıyor. Yani padişah imzasıyla yayınlanan fetva. 11 Nisan 1920. Allah Allah. Evet, bakın siz bile şaşırdınız. Yani Mustafa Kemal'in İdamını emreden fetvanın yayınlanmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması arasında 12 gün var. Evet. Şimdi bakın o dini isyanlarla Erzurum ve Sivas kongrelerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni üst üste çakıştırın tarihte korkunç bir manzara göreceksiniz. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı sırada ta isyancılar Ankara'ya yakın yerlere kadar gelmişler ve Mustafa Kemal'in de çok sevdiği bir bölük komutanı da şehit etmişler. Böyle korkunç durumlar. Yani şeyde Erzurum Kongresi'nde işte İngilizlerin basacağı, isyancıların geleceği, hatta Mustafa Kemal işte Sivas'a giderken oraya yolda bilmem hem suikasta uğrayacağı hem pusu kuracakları yönde. Evet, tevkif edileceği filan. Müthiş, müthiş şeyler. Bu arada para yok. Evet. Para yok, elbise yok, hiçbir şey yok. Çünkü o sandıkla altın filan vermek yalan tamamen de. Yani bunlar bir şeylerini, yolluklarını almışlar tabii. Emirle bir yerden bir yere gidiyor. Askerden ne zaman nereye tayin olursan yolluğunu alırsın. Sivilde de alırsın. Yani yolluğunu almış. Yolluk hemen bitmiş yani. Bir şey, kaç paralık iş. Böyle bir yapıda ve 15 Mayıs'ta, bak 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor ama bak bunu da unutmayın. 4 gün evvel 15 Mayıs'ta Yunan İzmir'e çıkıyor. 15 Mayıs'ta bak değerli izleyiciler bunlar o kadar kritik ki şimdi böyle sıcak yataklarında veya Maroken koltuklarında öyle oturup da ahkam kesen o Atatürk düşmanlarını filan duyduğum zaman yani neler hissettiğimi bilemezsiniz. Çok üzülüyorum. Yani hissettiğim şey üzüntü tabii. Çok büyük bir üzüntü. Tarih bilmiyor. Neyse. Yani hiçbir şey bilmiyorlar ve korkunç bir yanılgı içerisinde toplumumuzun altını dinamitliyorlar. Bizim bu kahraman tarihimizi yok ediyorlar. Ortak değerlerimizi yok ediyorlar. Yani Atatürk düşmanlığı adına, laiklik düşmanlığı adına, din adına, yanlış bir inanç adına çok yanlış şeyler yapıyorlar. Oysa
Yani işte geçen gün Ümit Doğan yayınladı Atatürk'ün onarttığı camiler. Değil mi? Yüzü aşkın. Ya Atatürk yani tarihe saygılı, dine saygılı, camiye saygılı ama devleti çağdaşlaştırıyor. Din Tarım İmparatorluğu'ndan ulus devlete geçiriyor, ulusal devlete geçiriyor. Bu kadar basit. Böyle bunu bir din adına bir din düşmanlığı olarak yorumlamanın hiçbir anlamı yok. Çok büyük bir yanlış. O zaman sen bu toplumu yok sayıyorsun. Neyse. Şimdi geliyor 14 Mayıs'ta 15 Mayıs'ta affedersiniz. 15 Mayıs'ta Yunan İzmir'e çıkmış. 19 Mayıs'ta Atatürk de Samsun'a çıkıyor. O andan itibaren Atatürk işte Amasya Genelgesi derken Erzurum Kongresi, hı hı, derken Sivas, Sivas derken Türkiye Büyük Millet Yunan da ilerliyor. Orada da Konstantin kral olmuş. Yeniden Bizans'ı kuracak. Değerli izleyiciler, bunları üst üste çakıştırın. Yani böyle Samsun'a çıkış, efendim Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sakarya, Dumlupınar. Böyle hop şey gibi ne güzel. Yani böyle bir şey yok. Bütün o isyanları, bütün o savaşları, Çerkes Ethem'in ihanetini vesaireyi hepsini bunun içine yerleştirdiğiniz zaman korkunç bir kaos görüyorsunuz. Devlet yok. Devlet yok. Yani dolayısıyla son noktada işte yani Dumlupınar öncesinde yani büyük zafer öncesinde bu yenilen yenilgiyle biten 1920'deki Eskişehir-Kütahya Savaşı sırasında veya sonrasında geliyor Atatürk. Meclis homurdanmaya başlıyor. Zaten 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bir seçilmiş mecliste değildir. Kaçanlar vardır şeyden, İstanbul'dan. İstanbul işgal edildikten sonra eski mebuslar gelir. Öbürleri de yazıyla Mustafa Kemal'in bulundukları yerin işte eşrafından, ayağından tanınmış kişilerin yollanmış olmasıdır. Öyle yani sandık konup da milletvekili seçilme filan süreci pek yok. Diyorlar ki yeniliyoruz. Şimdi karşıt olanlar, bunun cumhuriyeti ilan edeceğinden korkan bir grup var. Evet. O grup sen başa geç de diyor. Yeniliyoruz, sen de ortadan yok ol. Bir de buna inananlar var. Onlar da diyorlar ki ya Kemal yeniliyoruz. Hakikaten sen orduların başına geç. Kurtulalım diyorlar. Çünkü Eskişehir, Kütahya'da yenilmiş olan Millet Meclisi ordularından sonra Yunan yürümeye başlıyor. Nereye doğru? Ankara'ya doğru. Hı hı. Nasıl? Çünkü Fransa, İngiltere ve İtalya yürü diyor. Yunanistan'a destek var. Şey veriyor. Hedef veriyor, yürü diyor, yok et. Böyle bir durumda işte o zaman o başkomutanlık yasası o. Onu da 6 ay süreyle istiyor. Süresiz istemiyor. Hmm. 6 ayda bir. Ama meclisin yetkilerini istiyor. Ve işte ilk yetkileri aldıktan sonra 10 emir yayınlıyor. O 10 emirde işte çarık istiyor, kurşun istiyor, sicim istiyor, çuval istiyor. Hayvan istiyor ulaşım için. Böyle inanılmaz bir yokluk içinde. Ve İstiklal Savaşı'nın kaderini değiştiren muharebe Sakarya'dır. Evet. 1921. Gene aynı aylar. Ağustos'ta. Sakarya 21. Çünkü orada işte o Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır dediği olay. Çünkü o sıralarda halk böyle siper kazıyorsun, malum filmlerde de görülüyor. Siper kazıyorsun, işte bilmem betondan bilmem ne yapıyorsun, içine mitralyoz koyuyorsun filan. Böyle majini hattı falan öyle. Ama Almanlar hiç onu dinlemiyor, arkasından dolaşıp iniveriyor Fransa'ya, perişan ediyor. Atatürk de hiç majini hattıyla çok şey etmiştir, alay etmiştir. Baştan. Daha tabii o İkinci Dünya Savaşı'nı göremiyor ama yani öyle hat. Ve şunu söylüyor Sakarya Savaşı'na başlarken. Bir savunma hattı yarıldığı zaman geri çekileceksiniz, kaçmak yok. Yeniden mevzileneceksiniz, orada savunacaksınız.
o hattı müdafaa yoktur. Satı, yani çizgiyi müdafaa yoktur. Bütün bir alanı müdafaa vardır lafı o ve bütün alan bütün yurttur de diyor. Geri çekile çekile, savaşa savaşa çekileceksiniz ve savaşacaksınız. Dövüşe dövüşe bırakmayacaksınız. Kaçmayacaksınız. Savaşı bırakmayacaksınız. Ve o Sakarya Savaşı 22 gün 22 gece sürüyor. Evet. Müthiş yedek subaylar ölüyor. Yani ona subay savaşı filan denir. Sakarya kan akıyor. Orada durduruyorlar Yunan'ı. Ve ondan sonra büyük zafer bir yıl. Bir yılda müthiş bir hazırlık. Orada genellikle konuşulmayan iki tane çok önemli olay var. Bir tanesi bunun bir baskın olması. Yine o baskını biliyoruz. Yani baskın şöyle anlatılıyor, biliyorsunuz tarih kitaplarında onu yok edemiyorlar. Eskişehir'den bekleniyor Yunanistan, Yunan, Eskişehir'den saldırı bekliyor. Halbuki Atatürk, Mustafa Kemal saldırıyı Afyon'dan yapacak. Çünkü Eskişehir Kütahya'dan gelmiş, Ankara çizgisine doğru geri çekilinmiş. Yunan şeyi orada, yığınağı orada. Bunlar da geri çekilmişler. Atatürk aşağıdan, Afyon'dan saldıracak. Bunu ancak büyük bir baskın olarak yaparsa planlıyor. Ve gündüzleri durup, geceleri sadece, geceleri askerleri ve şeyi sevk ederek, or topları vesaireyi, askerleri Eskişehir'den Afyon'a götürüyorlar. Geceleri gizlice. Ve işte 26 Ağustos'tan önce, Ağustos 21'de galiba, Ankara'da Mustafa Kemal'in kor diplomatiğe bir çay daveti vereceği ilan ediliyor filan. Her şey gizli, her şey. Ve bu arada Yunanistan da yani orada tahkimat yapıyor, gelecek, hazırlanıyor. Fakat Mustafa Kemal kafaya koymuş, bunu bir savaşta artık bu işi bitirecek. Hı hı. Onun için bir defa bir baskın. Birinci dikkat edilmeyen hususudur. Baskın savaşıdır. Başkomutan savaşı, büyük taarruz, baskın savaşıdır. Baskın. Basıyor. Baskın yapıyor. Şaşırtıyor. İkincisi, bunu çok yıllar önce bana bir asker komutan anlatmıştı. Genellikle araziye bakıldığı zaman strateji uzmanlarının kabul etmeyeceği bir saldırı planı yapıyor. Hmm. Arkası aşağıda Akdeniz'de yukarı doğru, kuzeye doğru saldırıyor. Hmm. Çünkü Eskişehir tarafı yukarıda, Yunan tahkimatı yukarıda. Bu Eskişehir'in karşısında beklenen kuvvetlerini onun altına aşağıya getiriyor. Orada ve gizlice getiriyor. Farkında değil Yunanistan. Ve orada biriktiriyor, tahkimat yapıyor. Oradan saldırıyor. Yenilirse denize o dökülecek. Evet. Yani öyle bir şey var. Evet. Şimdi bu arada son 3-4 dakikamız tamam. Hocam. Şimdi bunu çok uzun tetkik ve tartışmalarla karar veriyorlar. En yakınında İsmet Paşa var. Mareşal Fevzi Çakmak var. Bir çok önemli bir paşa daha var. Yakup Şevki Paşa var. Şimdi Yakup Şevki Paşa Harbiye'de strateji dersleri vermiş bir paşa ve iki tane ordu var. Birinci ordu, ikinci ordu. Bu ikinci ordunun komutanı olan Yakup Şevki Paşa. İşte İsmet Paşa, Mustafa Kemal falan toplanmışlar. Uzun süreler çalışıyorlar. En baştan beri Yakup Şevki Paşa diyor ki olmaz, bu yanlış. İki sebepten. Birincisi, Eskişehir'deki kuvvetlerimizi Afyon'a naklettiğimizi düşman görür, bilir, anlar. İkincisi, Afyon'dan düşmanın üstüne saldırıp onu sürdüğümüz zaman onlara cephane ve top ve tüfek yetiştirmek veya işte malzeme yetiştirmek mümkün olmaz diye buna karşı çıkıyor. Yani bir, baskın yapamazsın diyor. İki, hızlı gidip bunları imha edelim diyorsun. Ona mühimmat yetişmez diyor. Ve diyor ki bu son savaş olur. Bundan sonra ne meclis kalır, ne biz kalırız, ne Türkiye kalır, biteriz diyor.
Yakup Şevki Paşa son dakikaya kadar bu plana karşı çıkıyor. Son dakikaya kadar. Şimdi o mühimmat yetişmez demesine Mustafa Kemal diyor ki, paşam diyor, siz merak etmeyin, düşmanınkileri kullanırız diyor. Onların işte mermisini, tüfeğini falan filan. Sonra Afyon'dan işte gelip de o baskınla bunları şaşırtıp imha savaşı yapıyor, imha muharebesi yapıyor. Müthiş. Arkadaşlar, bu değerli izleyiciler, bu sadece bir devlet adamı dehası değil. Bu bir savaş komutan dehası. Ve bu ülkenin temellerinde bu deha yatıyor. Bu kahramanlık yatıyor. Geliyor. Bu arada tabii bilgi geliyor sürekli. Gelen bilgilerden bir tanesi, bunların saldırdığı yerde Trikopis ve öteki komutanların bulunduğu. Ve derhal emir veriyor Mustafa Kemal hemen. Esir edin diyor, öldürmeyin. O arada. Tabii Yunanlılardan da askerleri de esir almışlar filan. Ve sonra zafer kazanıldıktan sonra Yakup Şevki Paşa geliyor. Haklıymışsınız diyor. Verin elinizi öpeyim. Onun üzerine Mustafa Kemal diyor ki hayır diyor. Bunu diyor hep beraber kazandık diyor. Hayır diyor, hayır. Gene diyor size karşı çıkıyorum. Aynen diyor bu şeye, sizin stratejinize karşı çıktığım gibi. Siz olmasaydınız diyor bu savaş kazanılamazdı. Fakat Mustafa Kemal gerilemiyor. Hayır diyor, bu diyor sizin, bizim arkadaşlarımızın ve diyor işte Türk milletinin, askerlerin zaferidir filan diyor. Bu iki olay çok önemli. Yani stratejik olarak baskın üzerine kurulu bir muharebe ve gene konumlama olarak savaş sahasında ters bir konum yapması ve tabii üçüncüsü de yok etme savaşı. Yani bitiriyor şeyi. Başka türlü çünkü bu işin sonu gelmez diyor. Bizim anomi konuşmasını da, yani kural yarına bırakacağız hocam, mecburen. Mecburen bırakıyoruz. Süremiz bitti çünkü, ama ne güzel anlattınız. Ne ya, kadar çok yani şey öğrendik. Ama siz soruyu sorunca tabii mecbur kaldım. Ama sıra hocam bakmayın. Bugün başka ne soru sorayım? Doğru. Şimdi değerli arkadaşlar, bu arada yarın Bakırköy Belediyesi'nde saat 3'te gene bir bu büyük zaferle ilgili bir konuşmamız var, bir konferans var. Ben de orada olacağım, arkadaşlarımız da orada olacaklar. İşte bizim bu devrimin ve karşı devrimin yüzyılı kitabı var, Zülal Kalkan Deden'le birlikte yazdığımız. Onu anlatacağız, bunları anlatacağız. Bir küçücük not, kaybedilmiş olan Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan cepheden gidiyor, bakıyor ne oldu diye geri dönüyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Ankara'da? İster inanın ister inanmayın. Sakarya Savaşı öncesi, Sakarya Savaşı öncesi kaybedilmiş olan Eskişehir Kütahya Muharebesi'nden sonra Ankara'ya geliyor. Değerli izleyiciler, Maarif Kongresi topluyor öğretmenlerle. Maarif Kongresi. Bu devletin, bu ülkenin, bu toplumun temellerinde milli eğitim var, maarif var. Kültür var, eğitim var. Atatürk var. Kimse yıkamaz bunları. Hiç moralinizi bozmayın. Seçim de kaybedilir, muharebe de kaybedilir ama savaş, bağımsızlık savaşı, uygarlık savaşı, çağdaşlık savaşı kaybedilemez. Tarih önünde muhakkak kazanılacaktır bu savaşlar. O zaman iyi akşamlar dileyelim hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Merdan, ben ve Evren iyi akşamlar diliyoruz.